Ezanın asli haline dönmesi elbette çok mühim bir hadise. Elbette, hiç şüphe yok. Ayasofya'nın açılması gibi kendi cismini çok geçen, yani çapını çok geçen bir hadisedir. Ayasofya da öyledir. Ayasofya'nın açılması bir cami açılması hadisesi değildir. Bir devletin harice karşı, bütün Hristiyanlık alemine karşı hürriyetini ilan etmesidir. Kafa tutmasıdır yani. Ve bunu Hristiyanlık alemi asla hazmedemez. Etmeyecektir de. Ama zararlı çıkacak. Bize bulaşacaklar yani. Bizi böyle bırakmazlar. Bize bulaşacaklar. Ayasofya kini onları asla rahat bırakmaz. Ama zararlı çıkacaklar. Bizi eski Osmanlı'ya kıyas etmeseler iyi olur. Kendileri için diyorum yani. Bizim lehimize bulaşmalarını istiyorum ben. Ezan-ı Muhammedi de öyle. Ama ezan aslında bir şey diyeceğim biraz kızacaklar. Siz kızmazsınız. Masonların süpaptan hava aldırmasıdır. Tekerin patlamaması için, balon yapan tekerin patlamaması için süpaptan hava aldılar. Menderes'e güç verdiler yani. Menderes'e kuvvet verdiler. Aynen Yunan'ın Ege'ye çıkarılması gibi. Mustafa Kemal'e kuvvet verdiler. Harp mart değildir o. O Avrupa'nın Mustafa Kemal'e güç vermek için, bunu savaş kazanan kahraman yapmak için oraya çıkardıkları bir asker hadisesidir. Yunan oraya çıkmaya ne cesaret eder ne de öyle bir niyeti olur. İngiliz desteği verdi arkasına. Yunan Ege'ye çıkarttı. Niye? Osmanlı idaresini tamamen tasfiye edip bir kahraman çıkarmak. Bir milli kahraman çıkarmak. Bu millet saf triktir. Birisi biraz kahramanlık yaptı mı işi biter onun. Bütün günahlarını affeder. Nitekim öyle oldu. Şimdi 1950'de ezanın asli haline dönmesi hadisesi Avrupa'nın süpaptan hava aldırmasıdır. Avrupa'nın süpaptan hava aldırmasıdır. Tekerin dengesiz patlamasını önlemiştir. Ve onunla 10 sene bu milleti götürmüştür. Ne elde etti millet? Ne elde etti? Ben açıkça söylüyorum. Geçen gün bir kardeşime daha söyledim. Bu rejimin yolları düzgün olursa bizim aleyhimize. Bu rejimdeki elektrik daimi yanarsa bu bizim aleyhimize. Bizim demiyorum, kendime diyorum, benim. Rahatsız oluyorum ondan. İstiyorum ki elektrik bir gün gele, üç gün gelmeye. Millet bu rejim neymiş, bu pislik neymiş diyeler. Ama elektrik her gün geldi mi, doğalgaz her gün geldi mi, yollar asfalt oldu mu, milletin dinle, imanla işi yok. Rejimle hiç işi olmaz. Ve bu rejim ile nihaya çeker gider, devam eder gider. Demokrat Parti'yi onun için getirdiler bunlar. Süpaptan hava aldırdılar. Teker patlayacaktı. İsmet İnönü'nün idaresinde teker patlayacaktı. İnsanlar artık satırını alan, kazmasını alan, keserini alan sokağa çıkacaktı. Çok az kalmıştı. Bunu önlediler. Demokrat Parti'yi getirdiler. Demokrat Parti'yi de kahraman yapmak için Ezan-ı Muhammedi'yi asli haline çevirdiler. Sonra hutbe niye çevrilmedi? Hutbe niye çevrilmedi asli haline? Hutbe ezandan daha mıyım? Cuma olmuyor. Ezan birisi çıkar, kendi kendine okur. Hutbe öyle değil. Hutbe cumanın farzıdır ve namazlar olmuyor.
Onu niye çevirmediler? Diyanet Teşkilatı Kemalizmi İslam dininin yerine koymak için kurulmuş bir teşkilat olduğunu kurucular yazmışlar. Ben bir şey demiyorum. Kurucular yazmışlar. Grupta Neşrettin biliyorsunuz onu. Kurucular 10 tane prof, kurucular heyeti bu ilahiyat fakültelerini, Diyanet Teşkilatı'nı Kemalizmi din olarak kabul ettirmek için kurulmuştur. İslam dininin yerine Kemalizmi kurmak için. Onda bir değişiklik oldu mu? Rejimin nesi değişti yani? Yollar yapıldı. Yolları niye yaptılar? Amerika yolları yaptı ki biz kendimizi yapmayalım. Araba satsın bize. Karayolları teşkilatları kuruldu. Niye? Yol yaptın mı araba lazım. Arabayı da kendisi yapıyor. Chevrolet arabalar. Türkiye'de başka hiç marka yok. Hepsi Chevrolet'ydi. Bizim de bir tane Chevrolet'imiz vardı. Chevrolet Belair. Şey gibi, yayla gibi. Oturdun mu içine? Katiyetle arabanın çalıştığını bilmesin. Mutlaka sen de tekrar basarsın yani. O kadar antika bir eser. Ve onunla birinci hacca ondan gittik karayolunda. Yani Türkiye'de Chevrolet'den başka araba yok. Niye? Yol yaptı. Yola araba lazım. Arabayı da kendisi gönderiyor. Yola 10 kuruş harcıyor. 10 bin lira arabadan alıyor. Hulasa 1950'deki ezanı Muhammed'in değişmesi bir kahraman yaratmak içindi. Allah bizim işimizi rast getirdi. Biz ezanımıza kavuştuk. Ben onu tenkit etmiyorum. Ama işin dibinde yatan hinliği anlatmaya çalışıyor. Hinlik. Masumların hinliğini anlatmaya çalışıyor. Eğer onlar o kadar samimi olsaydı, Menderes'e Bediüzzaman açık destek verdi. Açık destek verdi. Böyle tarihte böyle vaka yoktur. Böyle büyük insanların devlet reisine açık destek vermesi. Menderes ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. 1959'da Ankara'ya ta Isparta'dan talebelerini ziyaret için gelen 87 yaşındaki adamı Ankara Gölbaşı'nda durdurdu. Aynen bizim yolumuzu kestikleri noktada, aynı noktada durdurdu. Ve gerisin geri Isparta'ya gönderdi, Ankara'ya sokmadı. Menderes. Ve Bediüzzaman'ın tabiri Menderes gözünde cam parçasına döndü. Cam parçasına düştü. Durum bu. Yani böyle şeylerin ezan-ı Muhammedi'nin asli haline dönmesinin asli itibariyle ehemmiyeti çok büyük. Fakat tarihe tesiri itibariyle bizim menfaatimize değildir. Patlayacak olan insan potansiyelini, iman potansiyelini regüle etmişlerdir. Supoptan hava aldırmışlardır. Teker patlatmamışlardır. Hadise odur. Ben öyle düşünürüm. Çoklar bana kızar. İşte isterseniz siz kızmayın. Kari-i Müteharri. Zaten bu ezan-ı Muhammedi işini Demokrat Parti kaç Mayıs'taydı onların? 21 Mayıs mıydı seçimi kazanması? 14 Mayıs. 14 Mayıs'ta seçimi kazanır kazanmaz herkes hemen dama çıktı ezan okumaya başladı. Vakte makte bakmadılar. Müsaadeye falan da bakmadılar. Kimse kanunu müsaadeyi dinlemedi. Demokrat Parti kazandı dediler. Ezan okumasını bilen bilmeyen, damı olan olmayan hemen yüksek bir yere çıktı, başladı ezan okumaya. Onun Menderes'in müsaadesini kimse beklemedi yani, devletin müsaadesini. O zaten patlama noktasına gelmişti.